Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar YKS sıralama örneklerinin ikincisiyle beraberiz. Birincisinde sayısalları çektik, ikincisinde eşit ağırlıkları çekeceğiz arkadaşlar. Yorumları görünce arkadaşlar üzülüyorum haliyle. Sayısalları paylaşınca bazı arkadaşlar sadece sayısal mı var şeklinde böyle yorumlarda bulunmuş. Bazı arkadaşlar yani küfürlü konuşmuş. Böyle şeylere gerek yok arkadaşlar. Önceki videoyu çektiğimde zaten söyledim. Sayısalları çekiyorum dedim. Eşit ağırlık ve sözelleri de sonra çekeceğim dedim. Yani elimizde ne varsa onları çekiyoruz. Bu sıralama örnekleri arkadaşlar. Bunlar final okullarındaki öğrencilerin sıralamaları. Bizzat öğrencilerden alınan sıralamalar. 2019 yılında öğrencilerin puanlarının sıralaması arkadaşlar bunlar. Yani dolayısıyla bu sıralamaları biz internet sitelerinden bulmadık. Bunlar bizzat öğrencilerin elde ettiği, öğrencilerin sınavlarda başarılı bir şekilde elde ettikleri puanlar ve sıralamalar. 2019 sıralamanıza bakarak arkadaşlar 2020 sıralamanızı aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Tabii ki sıralamalarda oynamalar olacaktır. Özellikle AYT sınavının kolay olması sıralamalarda büyük etkisi olacaktır. Ama siz yine de 3 aşağı 5 yukarı sıralamanızı tahmin edebilirsiniz. Belki 5-10 bin aşağı, 5-10 bin yukarı büyük yerlerde, yani mesela 100 binlerde, 200 binlerde, belki 20 bin, 30 bin, belki 30-40 bin oynayacaktır. Ama yüksek yerlerde, yani örneğin mesela 20 binlerde, 30 binlerde arkadaşlar, yani 2000, 3000, belki 5000 oynayacaktır diye düşünüyoruz. Bu tahmini arkadaşlar, yani 2020 sıralamalarının ne kadar oynayacağını ancak puanlar açıklandıktan sonra görebiliriz. Lafı fazla uzatmadan bir önceki videomuzu izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Birebir dersler almak isterseniz birebir ders de veriyoruz. Onu da anlatalım. 2019 YKS sıralamaları arkadaşlar nasıl olacak? Bunların tahminleri ve örnekleriyle beraberiz. Birinci örneğimiz arkadaşlar TYT neti 70, AYT neti arkadaşlar 59, matematik, edebiyat beraber, ÖBP'si 60 üzerinden yani 0.6 ile çarpılmış hali 37, arkadaşımızın başarı sıralaması 17.000. Tamam. İkincisine bakalım. TYT neti 115, çok iyi bir neti var arkadaşlar. AYT netimiz, çok iyi bir netimiz var, 76. ÖBP'miz 58, başarı sıralamamız 2. İkinci sıradaki arkadaşımızmış. Bu arkadaşı tebrik etmeden edemiyoruz. Tebrik ediyoruz tabii ki kendisini. Siz buna benzer yaparsanız, TYT'de bu sene 110 civarı yaparsanız, AYT'de de yine bu netlere yakın bir şey yaparsanız, sıralamanız ilk 50.000'de, ilk 50'de, 50 binlerden çıktı. İlk 50'de olacaktır arkadaşlar. Üçüncü örneğimize bakalım. TYT netimiz 88, AYT netimiz 41, ÖBP'miz 27, başarı sıralamamız 52.000. Bu arkadaşın ÖBP'si çok düşük. Normalde bu gelmemesi lazım. Yani 45-50'lerde olsaydı bu arkadaş belki ilk 30.000'e bile girebilecekti. Yani burada ÖBP'nin çok etkisi var. 2020'de ÖBP çok önemli arkadaşlar. Geldik diğer örneğimize. TYT netimiz 62, AYT netimiz 59, ÖBP'miz 45, başarı sıralamamız 18.000. Bakın diğer arkadaşla aradaki farka bakalım. TYT neti bunun daha iyi. Bunun TYT neti daha düşük. Bunun AYT neti 41. Bu arkadaşın AYT neti 59. Yani AYT'den kurtarmış. Aslında TYT ile AYT'nin toplamı burada 110-121 yapıyor. Burada TYT ile AYT'nin toplamı 129 yapıyor. Aslında bunun daha iyi bir sıralama elde etmesi gerekiyorken ÖBP'nin ne kadar etkili olduğunu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. ÖBP ve AYT çok önemli. Başka bir örneğimiz TYT netimiz 73, AYT netimiz 49, ÖBP'miz 46, başarı sıralamamız 35.000 arkadaşlar. Yani burada ÖBP'nin ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz.
Yani tabii ki buradaki netlerin de sayıları önemli. Yani matematik edebiyat toplamı 49 diyoruz. Burada matematiğin ne kadar olduğu önemli. Yani bu arkadaş da 122 net yapmış şu anki durumda. ÖBP'si de 46, başarı sıralaması 35 binlerde. Yani burada arkadaşlar ayeti netlerinin ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Bakın bunun ayeti neti 49, ÖBP'si 46, diğer arkadaşın ayeti neti 59, ÖBP'si 45. Yani hiçbir şey fark etmemiş. Sadece ayeti netlerinden diğer arkadaşa 12 bin, 12 bin de değil daha fazla 17 bin yaklaşık olarak fark atmış arkadaşlar. Ayetinin ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Başka bir örneğimiz TYT netimiz 76, AYT netimiz 64, ÖBP'miz 35, başarı sıralamamız 6 binlerde. Yani bunun da ÖBP'si çok kötü. Aslında ÖBP'si çok iyi olsaymış belki de ilk 2000'lere, ilk 1000'lere girebilecek bir başarı grafiği var aslında. Yani AYT neti tabii burada biraz daha iyi olması gerekiyor. Başka bir örneğimiz TYT netimiz 95, AYT netimiz 46, ÖBP'miz 58, başarı sıralamamız 6000'lerde. Yani burada TYT AYT toplamı yine iyi ama AYT neti biraz daha düşük arkadaşlar. Başka bir örneğimiz TYT netimiz 74, AYT netimiz 56. Yine burada 130 netimiz var şu anki durumda. ÖBP'miz 52, başarı sıralamamız 11 bin arkadaşlar. Yani AYT'nin ne kadar önemli olduğunu buradan görebilirsiniz. Başka bir örneğimiz arkadaşlar. TYT netimiz 74, AYT netimiz 65, ÖBP'miz 48, başarı sıralamamız 1600. Başka bir örneğimiz. Son örneğimiz arkadaşlar. TYT netimiz 76, AYT netimiz 59. Bu arkadaşın şu anki durumda 135 neti var. ÖBP'si 42. ÖBP burada bu arkadaşı bitirmiş. Başarı sıralaması 9000'lerde. Bu şekilde arkadaşlar 2019'a göre yani AYT'nin ne kadar önemli olduğunu, ÖBP'nin ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. ÖBP'ler çok fark ettiriyor. Özellikle yani yığılmaların olduğu yerlerde ufak puanlar çok etkili olacaktır. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Sözelciler için de 2019 YKS başarı sıralama örnekleri gelecektir. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.